Günaydın değerli katılımcılar. Bugün sempozyumumuzun ikinci günü. Yine çok güzel, güneşli bir Urla sabahı. İYTE kampüsünden hepinize sıcak bir günaydın dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün de sempozyumumuzda çok güzel konular var. Hepinizin ilgisini çekecek konular var. Ama ben bundan önce dünü bir özetlemek istiyorum. Dün neler konuştuk, neler vardı programımızda? Sempozyumumuza rektör hocam da dün konuşmasında bahsetti. Gerçekten yoğun bir ilgi oldu ve şu anda kayıtlar dün de devam etti. En son baktığımda 1763 kişinin kayıtlı olduğunu görüyorum sempozyuma ve 475 farklı kurumdan bu kayıtlar gerçekleşmiş ve 188 tanesi de üniversitelerden. Bu alanda gerçekten bilgiye ihtiyacı olduğunu ve bu alanda bir şeyler yapılması gerektiğini bize gerçekten gösterdi. O yüzden de bundan sonra da etkinliklerimizi bu yönde geliştirmeye, bu yönde farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Dün neler vardı? Açılış konuşmaları vardı. Açılış konuşmalarında rektör hocam bu rakamları sizlere verdi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bu konudaki yaptığı çalışmaları ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yönetiminin veriyle ilgili, açık bilimle ilgili bundan sonra da çalışmalara destek vereceğini belirtti. YÖK'ten Açık Bilim Komite Başkanı ve aynı zamanda YÖK Yürütme Kurulu üyesi Naci Hocam çok güzel haberler verdi. YÖK'teki Açık Veri Grubu'nun Mantra adında University of Edinburgh tarafından oluşturulan bir kursun bu grup tarafından Türkçe çevrileceğini bize duyurdu. Bu da önemli bir ihtiyacı karşılayacak önümüzdeki günlerde bu çeviri bitince. Yine OpenAI tarafından geliştirilen Argos adında veri yönetim planı yazmaya yarayan online bir araç var. O aracı da yine Açık Veri Grubu Türkçe çevirdi. Şu anda Türkçe olarak bu arayüzde kullanılabilir. Bunu bize anlattı. Daha sonra açılış konuşmalarından sonra benim bir sunumum oldu biliyorsunuz. O açık veri yönetimine ve araştırma verisinin ne olduğuna Cuna Hocam'la beraber hazırladığımız sunumda genel bir bakış vardı. Ve kısaca veri yönetim planı dediğimiz konunun aslında araştırma süresince ve araştırmadan sonra veriyle ilgili neler yapacağımızı, verimizin ne olacağını anlattığımız resmi bir belge olduğunu gördük. Daha sonra çok güzel bir oturumumuz daha vardı. Veri yönetiminde, veri organizasyonunda neler yapılıyor? Sevgili Özlem bize Ali Seyhun Saral'la beraber verilerimizle ilgili dosya formatları, klasör isimleri, beni oku dokümanına nasıl hazırlanır gibi hepimize çok yardımcı olacak ve çok pratik olarak kullanabileceğimiz konularda bize bilgiler verdiler. Ve özellikle de Git ve GitHub versiyon kontrolü, verilerimizi buralarda nasıl versiyonlayabiliriz gibi teknik olarak da detaylı önemli konuları hep beraber öğrenebildik. Öğlenden sonraki bölümde ise yine önemli bir konu vardı. University of Luxembourg'dan sevgili Pınar Alper, bu veri yönetim planı dediğimiz plandaki başlıkların neler olduğunu, veri yönetim planının nasıl yazıldığını ve veri yönetim planının en önemli ilkeleri olan FAIR prensipler dediğimiz findable, accessible, interoperable ve reusable dediğimiz FAIR prensiplerinin nasıl veriye uygulanabileceğini, verimize nasıl fair yapabileceğimizi bize anlattı. Daha sonra İzmir Yüksek Teknoloji'den sevgili Begüm bize TÜBİTAK veri yönetim planını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün nasıl doldurduğunu, hocalarımıza nasıl yardımcı olduğumuzu, oradaki soruları nasıl yapladığımızı örnekleriyle bize anlattı. Bundan sonraki oturumda ise günün sürprizleri dediğimiz bir oturumdu. Yine TÜBİTAK Ulakbim Müdürü sevgili Mirat Satoğlu, Ulakbim tarafında, TÜBİTAK tarafında veriyle ilgili, araştırma verisiyle ilgili, veri yönetimiyle ilgili neler yapıldığını bize anlattı ve çok güzel müjdeli haberler verdi. Bu haberler şöyleydi. Temmuz ayında TÜBİTAK yeni bir veri yönetim planı web sitesini açacağını bize söyledi. DMP Online tabanlı, DMP Online'ın çevirisi olan bir web sitesi olacağını söyledi ve orada veri yönetimine ilgili çok daha detaylı bilgiler bulabileceğimizi
ve TÜBİTAK Veri Yönetim Planı'nda bu web sitesinden doldurabileceğimizi, hazırlayabileceğimizi online olarak söyledi. Yine çok önemli bir gelişme, Open Science Handbook'un TÜBİTAK tarafından çevrildiğini ve araştırmacılar için bir el kitabı şeklinde kullanabileceğini anlattı. Ve benim için de çok önemli konulardan bir tanesi, TÜBİTAK açık bilim politikasının revize edileceğini söyledi. Ve sadece bin bir programında değil, özellikle de TÜBİTAK Ardep tematik çağrılarında artık açık verinin zorunlu hale getirileceğini söyledi. Veri paylaşımının zorunlu hale getirileceğini söyledi. Ve veri yönetim planı ile ilgili yapılacak çalışmaların diğer TÜBİTAK programlarına da yaygınlaştırılacağını, artık TÜBİTAK'tan proje almak isteyen, TÜBİTAK'la proje yapmak isteyenlerin de bir veri yönetim planı hazırlamalarının zorunlu hale geleceğini anlattı. Belki de günün en güzel sürprizlerinden bir tanesi, biliyorsunuz veriyi saklamak çok büyük bir maliyet. Hiç o kadar kolay değil. Dün sevgili Pınar da söyledi, neredeyse proje bütçesinin %5'i kadar bir maliyeti var. Bununla ilgili de yine ulusal bir çözüm olarak TÜBİTAK veri arşivi olarak hepimiz, bütün üniversiteler, belki bütün özel sektörde de açılacak bilmiyorum oradaki politikayı, ama en azından APERTA, uluslararası standartlarda bir veri arşivi, Zenodo'nun zaten bir kolonu olarak çalışan bir veri arşivi, APERTA'yı ULAKBİM bütün Türkiye'ye, bütün üniversitelere Temmuz ayında açacağını söyledi. Bu da günün en önemli haberlerinden, gelişmelerinden biriydi. Bundan sonraki oturumumuzda ise çok değerli hocalarımızın katıldığı şahane bir panelimiz oldu. Bu panelimizde bilgisayar mühendisliğinden, hukuktan, sağlık bilimlerinden hocalarımız vardı. Yine fizikten 6 hocam vardı. 6 hocam CERN'deki veriyle ilgili yaptıklarını, fizikler için bir verinin ne anlam ifade ettiğini, yüksek miktardaki verileri işlemenin o kadar kolay olmadığını, güçlü bilgisayarlara ihtiyaç olduğunu, çok iyi altyapılara ihtiyaç olduğunu, bunun da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında çok büyük farklar yarattığından bahsetti. Yine Ahu Hocam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Ahu Pakdemirli, sağlıkta yapay zekadan bahsetti ve sağlıkta yapay zeka uygulamaları geliştirebilmesi için en önemli konulardan birinin çok temiz ve güvenilir veriler olduğunu ve veri yönetiminin bu yüzden de çok önemli olduğunu ve sağlıktaki gelişmelerin tamamen veriye bağlı olduğunu anlattı. Turkan Hocam bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği cephesinden baktı. Özellikle açık yazılımlar ve açık kodların kendileri için ne kadar önemli olduğunu, o yüzden de bu kodlara, bu yazılımlara ve bu kodların yazılması, bu kodların bulunmasında da yine FAIR ilkelerinin önemli olduğunu ve bunların mutlaka açık olarak bilgisayar mühendisleri tarafından bulunabilir olmasının önemine dikkat çekti. Zeynep Hocam'ın çok güzel bir sunumu vardı. O da Avrupa Birliği tarafında nasıl veriye bakıldığını, hukuki boyutlarını anlattı. Ve kanun olarak da benim de dün öğrendiğim bir konuydu bu. Yani makalelerin hakları her ne kadar üniversitelerde hocalara ait olarak görünse de, makale üzerindeki haklar, verilerin aslında tamamen kamu malı olduğunu, üniversiteye ait olduğunu, o yüzden de üniversitenin fonlamasıyla oluşturulduğu için, üniversitedeki araştırmalardan çıktığı için de bunun mutlaka üniversiteye ait olduğunu öğrenmiş olduk. Hukuken de araştırmalardan çıkan verilerin sahibinin üniversiteler olduğunu bir kere daha duymuş olduk. Ve soru cevaplar şeklinde de dünkü toplantımız sonuçlandı. Gayet güzel geçen bir toplantı oldu. Keyifli bir toplantı oldu. Saat 4.30 civarına sarkmasına rağmen katılımcı sayımız neredeyse 400-500 civarının altına hiç düşmedi. O yüzden de herkese ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugüne geldiğimizde ise birazdan birinci oturumumuz başlayacak. University of Twente'den sevgili Zafer Öztürk'ün bir sunumuyla başlayacağız bugün ilk oturumumuza. Kendisi Software Carpentry ya da işte açık yazılımlar veya yazılım dülgerliği, artık nasıl Türkçe'ye çevirirsek bilemiyorum. Bu konuda neler yapılıyor kendi üniversitesinde, oradaki aldığı eğitimlerde, katıldığı kurslarda edindiği deneyimleri
bizimle paylaşacak. Sevgili Zafer, hazırsan söz sende. Herkese günaydın. Teşekkürler hocam. Ben şu an sunumumu sizlerle paylaşayım ve kendimi tanıtayım kısaca. Sunumum ekranda diye umuyorum. Herkese merhabalar. Burada bugün sizlerle bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Ben Zafer, Hollanda Twente Üniversitesi'nde veri yöneticisi, Fair Veri alanında çalışmaktayım. Pozisyonum gereği araştırmacıları araştırma verilerini Fair Veri yapmaları konularında destekliyorum ve Fair farkındalığı yaratmak için neler yapılabilir, bunlar üzerinde duruyoruz. Bugün sizlerle açık yazılım ve software carpentry'den konuşmak istiyorum. Bunun için ilk başta Fair'ın, dün Pınar hocamız aslında çok güzel bir sunum yaptı. Interoperability ilkesi üzerinde birazcık durmak istiyorum. Neden açık yazılımlar önemli? Ve bunun verimizin tekrar kullanılabilirliğine olan etkisi nedir? Ama öncesinde belki hızlıca geçmem gerekirse Fair, Gültekin hocamız da az önce dedi. Bir datanın bulunabilirliği, erişilebilirliği, birlikte çalışılabilirliği ve asıl amacımız ise günümüzde insanlar, gelecekte ise bilgisayar sistemleri tarafından okunabilen, tekrar kullanılabilen veri kümeleri halinde oluşturulmasını amaçlıyor. Bunun altında yatan en büyük sebeplerden birisi ise bu makalede de açıklandığı üzere ekrandaki veri yönetimi çok önemli. Neden? Çünkü son yıllarda inanılmaz miktarda araştırma verisi üretiliyor. Ama bu verilerden ne derecede maksimum fayda sağlayabiliyoruz? Bu verileri ne kadar tekrardan kullanabiliyoruz? Bu sorular gerçekten önemli. Burada da bir kez daha aslında veri yönetiminin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü iyi yönetilen bir veri fair veri olmaya adaydır. Dün yine Pınar hocamız çok hızlı bir biçimde anlatmıştı. Ben de yine çok hızlı bir biçimde geçmeye çalışacağım. İlk başta verimizi bulmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için tabii ki zengin bir üst veriyle verimizin tanımlanması lazım. Ve bazı tanımlayıcılarla DOI gibi tanımlanması lazım. Ve tabii ki kaydolup endekslenmesi lazım. Verimizi bulduktan sonra erişebiliyor muyuz? Bunun için tabii ki bazı protokoller ve kısıtlamalar adı altında erişilebilir. Tabii ki fair veri her zaman açık veri anlamına gelmiyor. Olabildiğince açık ama mümkün olmadığı yerlerde kapalı. Örneğin hassas veri durumları ya da bir ambargo söz konusuysa. Benden sonraki sunumda Özlem hocam ve Cuna hocam sizinle hassas veri nasıl açık olarak paylaşılır? Bundan bahsedecekler zaten. Ve fair veri ilkelerinin gerçekleştirilmesi en zor element olan birlikte çalışılabilirlik geliyor. Burada tabii ki teknik konular, standart vokabüleriler, ontolojiler devreye girebilir. Ama asıl burada anlatılmak istenen ise A verisinin B verisiyle kolaylıkla insanlar tarafından veya bilgisayar sistemleri tarafından birleştirilip ortak bir paydada buluşturulması ve birlikte çalıştırılabilirliği önemli. Ve bu elementi de başarabiliyorsak verimiz belirli atıflarla lisanslar altında yeniden kullanıma açıktır. Evet, birlikte çalışılabilirlik. Birazcık belki dediğim gibi bilimsel buluşları hızlandırmak istiyoruz. Yeni kavramları ortaya çıkarmak istiyoruz. Araştırma verileri insanlar ve bilgisayar sistemleri tarafından diğer veri kümeleri, uygulamalar ve iş akışlarıyla kolayca birleştirilmeli. Birazcık kulağa karmaşık gelebiliyor ama hemen size bir örnekle anlatmak istiyorum. Burada tabii ki bir gencimiz müzik dinlemek istiyor ve bunun için bazı araçları var. iTunes Library, YouTube, SoundCloud gibi. Ama sonrasında Spotify'dan bir şey dinlemeye karar veriyor ve bir müziği buluyor, ona erişebiliyor. Erişmesi birazcık zaman alsa da. Ve bunu bir arkadaşıyla paylaştığında arkadaşı da bulup erişebilse bile sonunda bu müziği açabilmesi için başka bir araca ihtiyaç duyuyor. Yani buradaki amaç aslında hepimiz olabildiğince aynı dili konuşmaya çalışmalıyız. Aynı araçları kullanmaya çalışmalıyız ve açık yazılımlar kullanmaya çalışmalıyız. Mümkün olduğunca iyi bilinen ve tercihen açık dosya formatları, uzantıları ve yazılımlar kullanmaya çalışmalıyız.
Peki işler böyle yürümeyebiliyor çünkü her zaman açık yazılımlar kullanamayabiliyoruz. Bazı gruplar, bazı disiplinler gelenekçi yazılımlar da kullanabiliyor. Böyle durumlarda da tabii ki ham verileri ve işlenmiş verileri iyi bilinen açık bir dosya biçiminde export etmek, dosyayı dışa aktarmak önemli. Tabii ki her çözüm bir problemi beraberinde getiriyor. Tabii ki bu export işlemi sırasında veri kaybı oluşabilir. Çok büyük data setler için konuşmamız gerekirse ve bunu karşılaştırma yöntemleriyle veri kaybı olup olmadığını görebiliriz. Ve açık kaynaklı olmayan yazılımlarda ise yazılım güncellemesi geldiğinde yıllar sonra aynı veri aynı yazılımla açılmaya çalıştığında yine farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Ya da verimizi büyük bir veri sıkıştırdığımızda bu bir video olabilir, bu bir mikroskop görüntüsü olabilir. Yine piksel kaybı, veri kaybı ulaşabilir. Baştan veri yönetimini iyi yaparsak aslında veri yönetim planında ne türlü yazılımlar, ne türlü dosya formatları kullanacağımızı aslında baştan güzel bir şekilde planlarsak böyle ileriden çıkacak problemlerle daha az karşılaşırız. Yani etkin veri yönetimi ileride sizin karşılaşacağınız zaman kaybının önüne geçer. Birazcık hızlanacağım zannedersem zaman sıkıntımız olmasın. Peki Hollanda'daki data repozitörleri açık yazılım ve açık formatlar hakkında neler yapıyor ve açık bilim fair veri hakkında ne gibi çalışmaları var? Örneğin buradaki 4 teknik üniversitenin oluşturduğu 40U Research Data Veri Arşivi repozitörisinde teknik bir branş ilk başta. Delft Teknik Üniversitesi, Eindhoven Teknik Üniversitesi ve benim çalıştığım üniversitenin oluşturduğu bir veri arşivi repozitörisi ve uluslararası bir veri repozitörisi genellikle teknik branşlara hizmet ediyor ve buradaki en üstte aslında okuyacağım şey de aslında 40U Research Data belirli eğitimler ve kaynaklar sağlıyor araştırmacılar için ki onlar verilerini, araştırma verilerini fair veri yapabilsinler. Diğeri ise Hollanda'nın en büyük data arşivi Dutch National Center of Expertise and Repository for Research Data. Görebileceğiniz üzere 172.073 veri kümesi burada depolanmış durumda. Ve yine burada birazcık ufak görünebilir. Sağ alt köşede aynı şekilde yine veri yönetimi, fair veri ve açık bilim hakkında araştırmacıları destekleyeceklerini söylüyorlar. Peki desteklemekten kastımız ne? Neler yapıyorlar? Burada aslında yapılan şey tercih edilen dosya formatları, uzantıları var tabii ki. Bu verinin birlikte çalışılabilirliğini arttırmak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi. Örneğin bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, birazcık geç açıkladım zannedersem bu örneği. Microsoft Excel'de XLS uzantısıyla bir dosyayı kaybetmek, bir veriyi kaydetmek yerine CSV yani daha açık ve iyi bilinen bir formatta kaydetmek. Ya da Microsoft Word'de yazdığınız doc uzantılı bir dosyayı plain TXT formatında kaydetmek gibi ve bunun gibileri devam ediyor. Peki interoperability'yi arttırmak için daha büyük bir veri arşivi olan, veri repozitörüsü olan Dans neler yapıyor az önce gördüğümüz üzere? Tabii ki çok daha fazla disipline hizmet ettiği için çok daha fazla tercih edilen veri formatları ve tercih edilmeyen veri formatları var. Burada tabii ki önemli olan biz araştırmacılara, veri yöneticileri olarak gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Arşivler zaten interoperability ve bir verinin fair olması için bizlere gerekli rehberlikler sunabilirler. Burada da üst veri standartları için her iki gösterdiğim veri repozitörisinde de belirli kriterler. Dublin-Core üst veri elementleri standartında çalışıyor ilk örneğin. Sizden doldurmanızı istedikleri bir üst veri listesi çıkıyor. Bu da gerçekten bir verinin fair veri halinde depolanması için önemli kriterler. Ve açık yazılımlardan konuştum. Bugünün asıl konusuna gelecek olursak, software carpentry, yazılım marangozluğu diyebiliriz.
Nedir? Neler oluyor? Peki bu software carpentry farklı üniversitelerde de görebiliyoruz. Aynı noktadan çıkışla, aynı materyali kullanarak Stanford Üniversitesi, Dart Üniversitesi ve benim çalıştığım Twente Üniversitesi ve onlarca üniversite aslında bu yazılım software carpentry atölyelerini düzenliyorlar. Peki bugün kısaca sizlere nelerden bahsedeceğim? Ben de Nisan ayından beri bu pozisyondayım ve ben de bu atölyeye, Dart Üniversitesi'nin düzenlediği atölyeye katıldım. Neden katıldım? Buralarda neler öğrendim? İçeriği nedir ve neler beklemeliyiz? Size hızlıca bundan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk başta Software Carpentry nedir ve nasıl bir dinleyici kitlesine hitap eder? Programlama becerilerini daha etkin şekilde kullanmak isteyen ve buna ihtiyaç duyan araştırmacılar hedef kitlesidir. Beklenen ise araştırmacıların az ya da temel düzeyde, gerçekten çok temel düzeyde yazılım becerilerine sahip olması istenir. Bunun sebebini ise birazdan size anlatacağım. Özetle Software Carpentry, temel araştırma, bilgi işlem becerilerini, programlama becerilerini araştırmacılara gönüllü eğitmenler ve yardımcılar aracılığıyla öğretir. Ve Software Carpentry'nin bu atölyelerde kullandığı tüm materyaller CC BY lisansı ile rahatlıkla ulaşılabilir. Örneğin sizin zaten temel programlama becerileriniz varsa ve bunu ilerletmek istiyorsanız bu materyallere kolaylıkla ulaşabilir ve kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Software Carpentry'nin kardeş bir projesi daha var, Data Carpentry ve ikisi beraber Carpentries atölyelerini oluştururlar. Burada üzerinde durmak istediğim bir konu da zaten gönüllü eğitmenler ve yardımcılar. Avrupa'da gönüllü eğitmenler ve yardımcılar açısından bir maalesef sıkıntı var. Çok fazla eğitmen bulunamıyor. Genelde Amerika kıtasında daha yoğunlukta. Bu yüzden zaten veri yöneticileri de ilk başta yardımcılar olmak üzere, sonra zamanla belki kendilerini geliştirdiklerinde bu atölyelerde eğitmen olarak çalışabiliyorlar. Bu gerçekten önemli. Peki hangi temel dersleri öğreniyoruz? Öğrendiğimiz dersler ne bu atölyelerde? Unix ile kabuk programlama, açık yazılımlardan Python ve R ve Git ile sürüm kontrolü gibi. Normalde Software Carpentry Workshop web sitesinde bu eğitim iki tüm gün boyunca az önce bahsi geçen yazılımlar üzerine durmakta. Ama benim katıldığım geçen ay eğitim ise şu an her şey koronadan dolayı maalesef online olduğu için online odaklanma problemlerinden dolayı da 4 yarım gün 1 ila 5 arasında gerçekleşti. Birinci günün konusu Unix Shell ile kabuk programlama. Burada konusunda uzman bir eğitmen vardı. İkinci ve üçüncü gün yine aynı şekilde konusunda uzman bir tane Dart Üniversitesi'nden Heather Andrews bir veri yöneticisi vardı. Ve son gün ise Git ile sürüm kontrolü. Burada da yine bir data engineer, veri mühendisi vardı. Peki bu yazılımlar, bu programlar bize ne gibi beceriler kazandırır? Ne gibi şeyler öğrenebiliriz? Ve ilk başta Unix Shell nedir? Unix Shell bir komut satırı, ara birimi ve bir komut dosyası dilidir. Ve Unix Shell ile neler yapabiliriz? Dosyalara ve dizinlere etkili bir şekilde erişmemizi sağlar, organize etmemizi sağlar, otomasyon ve loop yazımını burada gerçekleştirebiliriz. Ve bunu yaparken de ekranda da göreceğiniz üzere bir terminal kullanır. Aslında bu bilgisayarlarımızı gördüğümüz grafik kullanıcı arayüzünü kullanmaktan daha etkili olur. Ve burada kullandığımız örnek ise Bash, Born Again Shell terminalidir. Burada tabii ki bir kod yazmaktan, komut sisteminden bahsediyoruz. Burada sağ alt köşede bir örnek gösterdim. Ama neler yapabiliriz örneğin? Herhangi bir otomasyon işlemi gerçekleştirebiliriz. Bir klasörümüzü bir dizine götürebiliriz. Bir dosyayı başka bir formatta saklayabiliriz. Ya da sıkıştırılmış bir dosyayı açabiliriz. Yeni bir directory oluşturabiliriz, dizin oluşturabiliriz. Burada belirli commentler var. Örneğin burada gösterdiğim örnekte ise ls commenti
mevcut bulunduğunuz dizinde ki içeriği size içeriği görmenizi sağlar ya da yeni bir dizin oluşturmak istiyorsanız mkdir komutunu kullanabilirsiniz ya da bir dosyayı bir yere taşımak istiyorsanız mv komandı ile bunu yapabilirsiniz. Python peki ya da R bu tercihe bağlı olaraktan değişen bir şey zannedersem benim katıldığım atölyede Python kullanılıyordu. Python açık bir programlama yazılım dilidir. Diğer bir avantajı ise çok aktif bir topluluk tarafından kullanıldığı için herhangi bir probleminiz olduğunda, herhangi bir koda ihtiyacınız duyduğunda ya da bir pakete ihtiyacınız olduğunda bu aktif topluluktan internette fayda sağlayabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Ders Python'da kodlamak için Jupyter not defterlerini kullanır. Jupyter not defterleri open source web application'dır. Python'ı web geliştirmek, yapay zeka ve makine öğrenimi ve çoğunlukla veri analizi ve görsel içerik sentezi amacıyla kullanıyoruz. Benim katıldığım atölyede ise Python'ın gerçekten temellerini, hatalarını, istisnalarını, ne gibi şeyler yapabileceğimizi basit bir şekilde öğrendik, temelini oluşturduk. Burada az önce dediğim gibi Jupyter not defterleri, notebook'tan bahsettim. Project Jupyter gerçekten önemli bir proje ve topluluk. Amacı ise etkileşimli bilgi işlem için açık kaynaklı yazılım, açık standartlar ve hizmetler geliştirmek. Jupyter projesinin adı ise Jupyter tarafından desteklenen Julia, Python ve R olan 3 temel programlama diline bir referans. Ve neler oluyor, nasıl bir web aplikasyonu bizi bekliyor Jupyter Notebook kullanırken, yazılım yaparken, kod yazarken. Gerçekten çok önemli bir araç tekrarlanabilirlik açısından. Ve bir internetiniz olmadan bir tarayıcıyla bağlanabiliyorsunuz. Ve 3 farklı kod sel hücreden oluşuyor. Birincisi kodlama yapabileceğiniz ve kodunuzu çalıştırdıktan sonra etkisini ya da grafiğinizi direkt görebileceğiniz bir hücre. İkincisi ise Markdown Cell. Burada aslında yazı karakterinden tutun herhangi bir LaTeX ya da bir link eklemek istediğinizde Markdown hücresini kullanıyorsunuz. Son olarak da Raw and BigQuery hücresini kullanma amacımız ise bazı hücrelere çalıştığımız sellere başka formatlara HTML veya LaTeX gibi değiştirmek için kullanılıyor. Peki neler yapabiliyoruz Jupyter'le? Jupyter'le Python'la Jupyter Notebook'ta neler yapılabiliyor ve bu ilk örneğin coding yani kod hücresine bir örnek ve herkesin Python öğrenirken yazdığı standart bir ilk kod print hello world. Burada merhaba diyerek dünyaya ilk kodumuzu yazabiliyoruz. Peki herhangi bir grafik çizebiliriz belirli bir kodlarla. Derste bunların nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Ya da diğer örnekte Simple Spectral Analysis. Burada gördüğünüz ise yine Markdown hücresi kullanılarak yapılmış. Birazcık küçük olabilir, özür diliyorum. Ama burada da değişik varyasyonlarını görebilirsiniz. Tabii ki üç boyutlu şekilde de grafiklerde kullanılabilir. Gerçekten kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bu gibi çalışmalara ihtiyacınız varsa gerçekten çok güçlü bir yazılım. Ve son olarak çok fazla üzerinde durmayacağım. Dün Ali Hocam çok güzel bir sunum yaptı. Dinlemek isteyenler ona rahatlıkla oradan ulaşabilirler diye düşünüyorum. Git ile sürüm kontrolü nedir ve nasıl yapılır? Hepimiz bu yollardan bir şekilde geçtik. Bir dosyayı tamamladığımızı düşünüyoruz. Tamam. Sonra hocamız ya da birlikte çalıştığımız kişiler tarafından bu dosyaya bir revizyon, bir yorumlar geliyor, düzeltmeler geliyor. Farklı versiyonları ve bu giderek kontrol edilemez bir hale geliyor. Peki bunu nasıl kontrol edebiliriz? Git ile sürüm kontrolü yaparak. Git değişikliklerin geçmişine erişmek, izlenen her dosyanın farklı sürümlerine ulaşmak, farklı geliştirme hatları tarafından yapılan değişiklikleri gösteren bir yazılım. Örneğin sol
buradaki örnekten başlamak istersek, aynı dosyaya iki farklı kişi yorum yaptığında iki farklı versiyon ortaya çıkıyor. Ya da bir dosyaya ilk başta bir değişiklik yapıyoruz, sonra başka değişiklikler yapıyoruz, başka bir versiyonu çıkıyor. Ya da iki farklı dokümanı üzerinde iki kişi çalışıyor ve bunu o bir araya getiriyor. Yani Git genellikle birlikte çalıştığınız kişilerle yaptığınız ortak projelerde daha da etkin ve sizin farklı versiyonlara, farklı yapılan her değişikliği takip etmenizi sağlıyor ve bu yapılan değişikliklerin ne zaman, kim tarafından ve nasıl yapıldığını görmenizi sağlayan çok etkili bir araç, yazılım. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi dün Ali Hocam çok detaylı gösterdiği için sunumuma burada nokta veriyorum. Ve buradan eve götürmemiz gereken mesajlar neydi? Software Carpentry atölyeleri temel giriş seviyesinde yazılım becerileri öğretmek amacıyla araştırmacılara geliştirilmiş bir atölyedir ve farklı üniversitelerde de olmaktadır. Umarım yakında ülkemizde de, Türkiye'de de böyle atölyeler görebiliriz. Ve en önemli benim katıldığım etkinliklerden birisi, daha doğrusu katılacağım, bu Train the Trainer Working Group, yani eğitmeni eğit çalıştayları oluyor burada. Ve bu çalıştaylarda da yine daha tecrübeli olan yazılım konusunda kişiler size belirli bir seviyede yine eğitim vererek sizin de bu atölyelerde etkin bir şekilde görev almanızı sağlıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sorularınız varsa bekliyorum. Sevgili Zafer, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendiriciydi ve içindeki her şey bizim için son derece yeniydi ve şunu da görmüş oldum. Aslında demek ki yani ülkemizde aslında veri bilimiyle için uğraşmak isteyenler varsa kendileri için çok farklı yeni roller, çok farklı yeni unvanlar ve çok farklı yeni işler aslında bulabilirler. Belki ülkemizdeki bilgisayar mühendisliğindeki alanında çalışanlar veya bu alanda çalışmak isteyenler için çok yeni işler mevcut gibi görünüyor. Ne dersin bu konuda? Evet. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ve aslında dediğimiz gibi buradaki asıl amaç FAIR araştırma verisini FAIR veri yaparken kodları da unutmamak lazım çalıştığımız. Bunları yapabilmemiz için de etkin yazılımlara ve yazılımcılara ihtiyacımız var. Kodu iyi kullanabilmek, yazılımları iyi kullanabilmek ve eminim ülkemizde bence çok güzel gönüllü bu işi yapacak eğitmenler ve yardımcılar bulunuyor. Yani ben de kendi kendime düşündüm şimdi. Yani herhalde önümüzdeki aylardaki konularımızdan biri de sanki bu olabilir. Bundan ilgili de belki özel bir program yapabiliriz gibi geldi bana. Gerçekten o kadar dosyayla başa çıkmak ve bunlar için yazılımların olduğunu bilmek, bunların organizasyonu için özel geliştirilmiş yazılımların olduğunu bilmek çok ilginçti. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili Özlem, hazır mısın? Galiba buradasın. Seni şu anda ben buradayım. Görüyorum. Evet, şimdiki konuşmacımız yine dün de bizimleydi. Sevgili Özlem Özkan, Max Delbruck Center for Molecular Medicine'dan. Ve yine bugünkü sunumunda Özlem de sevgili Cuno hocamızla beraber hazırladılar. Ve çok ilginç bir konu, herkes tarafından merak edilen, özellikle tıpçılar tarafından ve daha çok böyle insani bilimlerle ilgili çalışanlar tarafından çok merak ediliyordu. Hassas veriler neler, hassas veriler ne olacak, neler hassas veridir, neler açık veri yapılabilir hassas veriden. Buradaki süreçlerle ilgili neler yapıldığını kendi kurumunda çok yakından yaptı ve biliyor sevgili Özlem. Söz sende sevgili Özlem. Teşekkür ediyorum Gültekin Hocam. Zafer'i de kutluyorum. Çok güzel bir sunumdu gerçekten. Bugün hassas veri nasıl açık olur bunu konuşacağız. Ben şu an sunumum görülebiliyor mu? Bunu göremiyorum. Gültekin Hocam. Gözüküyor hocam. Tamam. Önce yine kendimi tanıtayım. Dün
veri organizasyonuyla ilgili bir sunum yapmıştım. Bugün açık bilim ve hassas veri aslında benim alanıma daha uygun bir konu. Ben daha doğrusu geçmişime daha uygun bir konu. Ben Özlem Özkan, Max Terburg Center'da araştırma veri yöneticisiyim. Bundan önce ODTÜ'de lisansım, yüksek lisansım ve doktoramı tamamladım. Yüksek lisans ve doktora da tıp bilişimi alanında veri güvenliğini çalıştım genelde. Data privacy üzerine tezimi yazdım. Genetik ve tıbbi verilerin güvenliği ve hassas verilerin incelemelerini yaptım. Bu alanda da hassas veri üzerine de kişisel verileri koruma kanununun ilk çıktığı zamanlarda doktora tezimi tam o alan üzerine yapıyordum. Aslında çok şanslı bir zamandı. En çok konuşulan konulardan biriydi. Çok fazla kaynak yoktu. Ve bu alanda da ilklerden biri oldu yaptığım tez. Çuna Hoca ile birlikte hazırladık bunu. Çuna Ekmekçioğlu, Edinburgh Üniversitesi'nde de Safe Haven yöneticisi. Şu an bizlerle olamıyor ne yazık ki. Ama ben elimden geldiğince onun yokluğunu aratmamaya çalışacağım. Öncelikle fazla vaktimiz yok sanırım. Hemen hızlıca programdan üzerinden geçip konuya gireceğim. İlk önce tanımlarla başlayacağım. Sonra veri paylaşmanın faydalarını, veri neden paylaşılmalı? Yani veriyi paylaşıyoruz ama neden hassas veriyi paylaşıyoruz? Bunu anlatacağım. Yasal altyapısı var mı bu durumun? Yani biz bunu paylaşıyoruz ama başımıza bir iş gelir mi? Bunun cevabını vereceğim. Sonra hassas veriyi nasıl paylaşırız? Yasal olarak uyumlu, etik olarak uyumlu olarak nasıl paylaşırız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle tanımlarla başlayalım. Bu en çok karıştırılan iki konuyla başlayacağım. Kişisel veri, hassas veri. Bazen diyoruz ki kişisel veri, bazen diyoruz hassas veri. Peki bu ikisi arasında nasıl farklar var? Kişisel veri aslında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri olarak tanımlanıyor. Böyle düşünürsek adımız, soyadımız, doğum tarihimiz, adresimiz, IP adresimiz de dahil, yüz tanımlama sisteminde olan ya da fotoğrafımız, bir vesikalık fotoğrafımız bizi tanımlayabilecek, bizi belirleyen ya da belirleyebilme ihtimali olan her türlü veri aslında. Peki hassas veri ne? Aslında bunlar highly sensitive veri olarak geçiyor. Bunlar yüksek güvenlik önlemleri gerektiren, GDPR'da da tanımlanmış, kişisel verilerin koruma kanununda da özel ayrılmış veriler. Bunları neden ayırmışlar? Çünkü bunlar ayrımcılık amaçlı kullanılabilecek veriler. Yani bizim siyasi görüşümüz aslında şöyle düşünebiliriz. Ben bilinmesinden ya da bana karşı kullanılmasından rahatsız olduğum verilerim neler? Onları düşünürsem benim cinsel yönelimim olabilir eğer bilinmesini istemiyorsam. Fiziksel ya da zihinsel bir sağlık sorunun varsa mesela patronunuzun bilmesini istemiyorsunuz. Siyasi görüşünüzü herkesle her zaman paylaşmak istemeyebilirsiniz bu konuda bir ayrımcılığa uğramamak için. Bunlarda özel bir veri var burada, genetik veri. Onun çok daha özel sebepleri var paylaşılmaması için. Onları da belki bir gün ayrı bir sunumda konuşuruz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, araştırma projelerinde her iki tür veri içinde. Yani bu ayrımı çok da yapmamıza gerek yok. İkisi için de aynı derecede yüksek güvenlik önlemi gerekir. Yani bir araştırma projesi yapıyorsak, kişisel veri de topluyorsak, hassas veri ise de aynı şekilde davranmamız gerekiyor. Doğrudan ve dolaylı tanımlayıcılar var. Bunlar direct ve indirect diye geçer GDPR'da. Bunlar nelerdir? Doğrudan ve dolaylı olarak gerçek bir kişiyi tanımlayabilecek her türlü kişisel bilgi aslında bunlar. Şimdi doğrudan tanımlayıcı dediğimiz zaman bir bireyle tamamen ilişkilendirilmiş bir veri düşünmeliyiz. Adımız, soyadımız tamamen bizimle alakalı. İşte mektup adresimiz, TC kimlik numaramız gibi bilgilerimiz. Peki dolaylı olarak bizi tanımlayanlar ne olabilir? Bunlar da potansiyel olarak bizi tanımlayabilecek şeyler. Bizi mesela şehir bilgisi başka bir tanımlayıcı ile birleştirdiği zaman mesela işte şehir bilgimizi biliyoruz, Instagram adını biliyoruz kişinin. İşte ya da bir çok bilinmeyen bir özelliğini daha biliyoruz. Kişiyi bu şekilde bulabiliriz. Bunlar da dolaylı olarak bizim kim olduğumuzu gösterir. Görünür karakteristik bir özelliğimiz mesela bir yara izimizi bilinmesi. Aslında bu çok da saklayabileceğimiz bir şey olmamasına rağmen bu bizi dolaylı olarak tanımlayabilen bir tanımlayıcıdır.
Şimdi bir soru sormak istiyorum ama bunu aslında karşılıklı yapmak daha güzel olurdu. Hangisi kişisel veridir sizce? İlk ad, ad, soyad, iş ve hepsi. Yani burada bakınca aslında kişisel veriden ad, soyad gibi geliyor. Ama duruma göre o kadar değişiyor ki bu durum. Mesela size bir örnek üzerinden göstereceğim. Burada adı soyadı sakladık, anonimize ettik ve hiç kimsenin adı soyadı gözükmüyor. Ama meslek bilgileri var. Yine bir öğretmeni bulmamız çok zor olurken, Türkiye, Almanya başkonsolosu olan biri. Yani meslek olarak zaten sadece bir tane var. Hastalığı COVID-19 çok yaygın olmasına rağmen bu kişiyi hemen bulabiliriz. Adı da yok. Ya da fotoğraf sanatçısı birisi, Mingi sendromu. Mingi sendromu benim gerçekten fotoğraf sanatçısı olan bir arkadaşımda vardı ve yaklaşık 8 sene önce vefat etti bu hastalıktan. Ve o vefat ettiği zaman dünyada sadece 200 tane Mingi hastası vardı. Ve biri de oydu. Adını soyadını görmesek de mesleği çok bilinen bir meslek olmasına rağmen kendisini tanımlamak çok zor değil. Ya da şurada en son örneğimizde gördüğümüz gibi öğretmen grip hastası bir öğretmenini bulmak adını da bilmiyorsak imkansız. Yani bu yüzden kişisel veriler tartışmaya ve yoruma açık olabiliyor bazen. Tam olarak hangisi doğrudan tanımlayıcı, hangisi dolaylı tanımlayıcı bunlar duruma göre değişiyor. Şimdi hassas verileri işleme ile ilgili iki tane rol tanımlanır bütün yasal süreçlerde. KVK'da da böyledir. Kişisel verileri koruma kanununda da GDPR'da da. Bunlar veri sorumlusu, data controller ve veriyi işleyen data processor olarak tanımlanır. Data controller kişisel verilerin işleme amaçlarını, vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından, yönetilmesinden sorumlu olan kişidir. Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyon dışında gerçek veren tüzel kişi olarak tanımlanır. Aslında veri sorumlusuyla veri işleyen kişi aynı kişi de olabilir. Bunlar illaki iki farklı unsur olmak zorunda değil. Şimdi bir örnek üzerinden göstereceğim bunu. Birçok çalışan olan bir market var. Ve çalışanların maaşlarını ödemesi için bir şirketle anlaşma imzalıyor. Market maaşları ödeyen şirkete maaşlarının ödeme zamanını, çalışanların işten ayrılması zamanlarını, zam alması ile ilgili, ne kadar zam aldığı ile ilgili bütün datayı, bütün veriyi paylaşıyor. Şimdi maaşlar ödeyen şirket bilişim altyapısı sağlıyor ve veriyi kayıt altına alıyor. Aynı zamanda işliyor. Şimdi kim hangi rolde? Market veri sorumlusu. Maaş ödeme şirketi de burada veri işleyen konumunda. Veriyi işlediği için, markette verinin sahibi olduğu için. Veri paylaşmanın faydaları neden? Neden paylaşıyoruz verileri? Aslında birçok kişi bugüne kadar bundan konuştu sempozyumumuzda. Ben de kısaca bir geçeyim burayı. Sonuçların doğruluğunu teyit etmek istiyorsak, araştırmamızın ve araştırmacı olarak bizim görünürlüğünü, etkisini arttırmak istiyorsak, impact faktörlerimizi, kendi puanlarımızı da arttırmak istiyorsak, veri tekrarından oluşacak maliyetleri hem kendimiz azaltmak hem de başkasına bunu azaltmasına yardımcı olmak için fon sağlayıcılar ve yayıncıların da kurallarına uymak. Burada 2020 yılında yayınlanan bir araştırmaya referans veriyorum. Buradaki araştırmaya göre şu anda mevcut fon sağlayıcılarının araştırılmanın içindekiler tabii ki %23'ü de veri paylaşma zorunluluğu var. Sizin yaptığınız araştırmada sonuçta hassas bir veri bile olsa bunu paylaşmak zorunluluğu tabii ki her paylaşımın kendi kuralları olacak. İlla ki tamamen açık bir şekilde paylaşmak zorunda değiliz. Ama burada MRC ve Wellcome Trust gibi mesela tıbbi verilerle, tıbbi araştırmalara, klinik araştırmalara fon sağlayan kurumlar da bunlara dahil. Onlar da veri paylaşmayı zorunlu hale getirmiş durumda. Nature, BMC ve PLOS gibi de yayıncılarda veri paylaşmasının mümkün olan her durumda yayınların yapılan makalelerin verilerinin paylaşılmasını bekliyor yayıncılarda, makale sahibinde. Peki, hassas veri. Şimdi insanlar, ben kendi kişisel deneyimlerime göre araştırmacılarda GDPR'dan yurt dışında da olsa GDPR denince rahatsız oluyorlar ve korkuyorlar. Ve bu yüzden de işte bunu aslında açık veriyi paylaşma fikri hala yurt dışında da çok
yaygın bir görüş değil. Herkesin aklında birçok görüş var sorduğumuz zaman. Bununla ilgili anket çalışmaları da var. Birçok araştırmacı hassas verinin paylaşmayı etik bulmuyor. Ya da işte GDPR'ın kişisel veri koruma kanununun bunu yasakladığını düşünüyor. Ya da bunu yapmanın güvenli bir yolunun olmadığını düşünüyor. Ve bu yüzden de birçok veri hassas olduğu için genelde bu açık veri anlayışından hariç tutuluyor ve paylaşılmıyor. Bu da bence normal bir veriden hassas verinin toplanması ve her şeyiyle hani sadece toplanması değil, izinlerin alınması da dahil her şeyiyle bir hassas veriyi işlemek, toplamak, elde etmek normal bir veriden çok daha zorken ve bu veriler genellikle bir hastalığın çaresini bulmak gibi olabilecek bir veriyken, yani çok daha değerli bir veriyken çöpe gidiyor bir kez kullanıp. Ve çoğu zaman da toplanılan veriden anlamlı bir sonuç ya da sadece belki bir tane anlamlı sonuç çıkıp ondan sonra yok ediliyor bu veri ya da en azından saklanılsa da erişilemez bir halde bulunuyor. Peki, araştırmacı aynı zamanda katılımcıları korumakla sorumlu kişi. Bu bütün koruma kanunlarında böyle. Öyleyse katılımcıları korumakla verileri paylaşmak arasında sizde de bir çelişki yok mu? Yani hem katılımcılarımızı korumak zorundayız hem de diyoruz ki verileri paylaşın. Peki ne yapabiliriz? Yasal bir zemin var mı? Ona bakalım. GDPR iki tür veri kullanımı arasında ayrım yapıyor. Aslında bu GDPR diyorum ama bu kişisel verileri koruma kanunu da GDPR'ı temel alan bir Türkiye'de uygulanan kişisel verilerle ilgili kanun. O yüzden onları da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bilimsel çalışmalar amacıyla doğrudan toplanan, biz veriyi doğrudan topladığımız zaman bu bizim birinci kullanımımız, primary use olarak geçiyor. Ve bunu tekrar kullanılmasına ve birden fazla bizim ilk kullanımımızdan sonra birden fazla işlenmesine oluşan kişisel veriler üzerindeki araştırmalarda ikinci kullanım diyor. Bunu secondary use olarak tanımlıyor. GDPR yalnızca araştırma amacıyla ikinci kullanıma izin veriyor. Daha öncesinde başka bir amaçla bunların ikinci kullanımı aslında GDPR'da tanımlanmış değil. Peki veri sahibinin gizliliği yeteri kadar korunduğunda emin olunacak uygun teknik organizasyonlar, önlemler mevcutsa sadece buna izin veriyor. Böyle bir kuralı var. Bunlar da teknik organizasyonel önlemler, datayı küçültme, data minimization deniliyor. Şifreleme, anonimleştirme, takma ad kullanma, bu synonymization, soyutlama ya da erişim kontrolü gibi. Bunun Restal 50'den detaylarını okuyabilirsiniz. Bu tarz önlemlerle verinin paylaşılmasında, ikincil olarak kullanılmasında GDPR'a göre bir engel yok. Şimdi hem katılımcıları koruyup hem de verileri nasıl paylaşacağız demiştik. Hassas veriler hassasiyetsizleştirilerek ve kontrollü erişim yöntemleriyle paylaşılabilir. Bunu yapmak için 3 tane yolumuz var. Ve birincisi açık viza. Katılımcıların aydınlatılmış onamları ile anonimleştirilmiş verilerin paylaşılacağına dair öncelikle bir açık rızasını alıyoruz. Sonra verileri doğrudan ve dolaylı tanımlayıcıları veriden çıkartıyoruz ki bu kişiler gerçekten anonimleşsinler. Veriyi kimin eriştiğini de denetliyoruz. Kontrollerle bunu erişimli bir şekilde denetleyerek açabiliyoruz. Şimdi onam formu dedik. İlk seçeneğimiz işte açık rızası onam formlarıyla alınıyor. Veriyi paylaşmak için bir onam formu alacağız. Onam formunda nelere dikkat etmemiz gerekir? Tüm yasal dokümanların aslında aynıdır. Dil sade olmalı, jargondan uzak olmalı, anlaşılır olmalı. Her okuyan kişi aslında bir tane şey anlamalı bir onam formunda ya da bir yasal dokümanda. Yoruma açık olmamalı ve katılımcıya gereken tüm ayrıntılı bilgiyi de vermeli. Burada kimliği açığa çıkarmaması için kullanacağımız metotları belirlememiz gerekiyor onam formunda. Bunu tam olarak ne yapacağız, nasıl koruyacağız kimlik açığa çıkmaması için? Hangi bilgiyi alacağımız konusunda şeffaf olacağız ve katılımcılara veriyi arşivlemeye, başka bir amaçla kullanmaya veya yayınlamaya niyetimiz olduğunu da söyleyeceğiz. Burada renk kodu kullandım. Aslında mavi de belirttiğimiz kimliği açığa çıkmaması için kullanılacak yöntem anonimleştirmek mesela.
hangi bilgi alacağımız tansiyon, vücut kitle indeksi, yaş ve cinsiyet bilgileri. Nasıl peki ben bunu ne yapacağım sonra? Hani benim bir niyetim var. Halka açık bir şekilde paylaşılabilir ve bu çalışmanın amacı dışında da kullanılabilir. Fakat paylaşan bu veri ile kişinin kimliği açığa çıkma olasılığı yoktur. Bunu kutucuğun yanına tik atıp altına da imzasını aldığınız zaman onamı çok düzgün bir şekilde almış oluyorsunuz. Daha fazla örnek için burada linklerini bıraktım. Ya da daha fazla okuma için çok güzel iki tane Research Data Management alanında gerçekten çok takip ettiğim yerin linklerini bıraktım. Oradan da okuyabilirsiniz daha fazla detayı. Şimdi başka nelere dikkat edeceğiz? Onam formunda veriyi paylaşmak için yapmayacağımız ya da yapması çok zor bir şeyler için söz vermememiz gerekiyor. Tamamıyla anonimleştirmiş. Dün Pınar Hoca da belirtti. Pınar'ın söylediği şekilde anonimleştirmek artık çok da tavsiye edilen bir şey değil. Tamamıyla anonimleştirilmiş bir veri çok yüksek ihtimalle kullanılamaz hale gelir. Ve bunu yaptığımız zaman her şeyi, bütün veriyi içinden çıkarttığımız zaman anlamsız bir veri yapısına sahip oluruz. Ya da tamamıyla gizli gibi kelimelerden uzak durmamız gerekiyor. Bunun yerine ne kullanabiliriz? Doğru bir şekilde anonimleştirilmiş, yani bunu ben çevirdim. Aslında İngilizcesi truly anonymous. Doğru bir şekilde anonimleştirilmiş. Aslında anlamı da şu: dışarıdan eklenebilecek herhangi bir bilgiyle dahi hiçbir şekilde yeniden tanımlama yapılamayacak anonimleştirme. Yani ben bu şekilde sizi anonimleştireceğim. Emin olmadığınız sürece de verilerin tümünü sileceğinizi söylememiz gerekiyor. Daha belirli bir yok etme planından bahsetmeniz lazım. Verinin şu kısmını şu zaman şöyle yok edeceğim gibi. Şimdi onam formu için bir geçerlilik süresi belirtmek yasal olarak zaten mümkün değil. Böyle bir geçerlilik süresi veremeyiz. İnsanlardan onamımızı aldıktan sonra bu her zaman geçerli. Veriye sadece kendinizin erişeceğini de söylemeyin. Bunun yerine hangi bölüme, hangi araştırma ekibinin, hangi bölüme de diğerlerinin erişeceğini belirtmek gerekiyor. Yani aslında burada olacak şey şeffaflık, istediğimiz, beklediğimiz şey şeffaflık. Şimdi doğrudan dolaylı tanımlayıcıları çıkartmak, ikinci maddemize geldim. Anonimleştirme ve kimliksizleştirme. Şimdi anonimleştirme de dedim ya, çok istenilen bir şey değil aslında. Bir verinin anonim sayılabilmesi için, bir veriyi anonim yapmak için aslında içinden çıkarttığımız veriyi yok etmemiz gerekiyor. Yani anonimleştirme işlemi geri dönülemez olması gerekir. Ama kimliksizleştirmede veriyi veri sahibi tanımlanamayacak şekilde değiştirmek anlamına gelir. Kimliksizleştirilmiş anonimleştirmekle kimliksizleştirilmişle anonimleştirilmiş arasında fark vardır. Bunlar aynı şey değillerdir. Ama çok kullanışlı bir veri minimize etme, veriyi küçültme yöntemidir aslında kimliksizleştirme. Şimdi size bu yöntemlerden bahsedeceğim. En çok kullanılanı, Pınar da bahsetti, pseudonymization, pseudonymleştirme diye Türkçe'ye çeviriyor, ya da rumuz verme, takma ad kullanma gibi. Aslında bu yandaki GIF çok güzel anlatıyor konuyu, eğer Game of Thrones izliyorsanız. Şimdi pseudonymleştirmede hassas veriler bir tanımlayıcı yardımıyla yeniden tanımlanamayacak şekilde, değiştirilir. Bir anahtar belirlenir ve bu anahtarla veriyi yan yana getirdiğim zaman veri artık tekrar anlaşılabilir olur. Ama biz onun yerine bir takma ad kullanırız. Özlem Özkan yerine işte Ali Yılmaz gibi bir isim, yani cinsiyeti bile farklı olan bir isim kullanıyoruz. Asla benim kim olduğum anlaşılmıyor. Ve bunun sonrasında tekrar anahtarımla beraber çözdüğüm zaman ben artık tekrar Özlem Özkan haline geliyorum. Bir anahtarla tekrar tanınabilir olur. Şimdi böyle olduğu zaman GDPR'a göre pseudonimleşmiş bir veri kişisel bir veri olur mu? Evet. Bu aslında çok tartışmalı bir konu. İlk çıktığında kişisel veri değildir denmişti GDPR'da ve çok fazla itirazlar olduktan sonra bu kısmı GDPR'ın sonrasında değişti. Kişisel veri çünkü kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişi olarak tanımlanıyor. Pseudonymization'da da tekrar belirlemek mümkün olduğu için pseudonymize data kişisel data olarak kalıyor. Şu anda size bir örnek veriyorum. Bunların üzerinde hepsinde neler yapabilirim, nasıl kimliksizleştirebilirim veriyi. Şimdi Ali Özkan'ı mesela
bir koda çevirdim. Zonörünleştirerek başka bir kod verdim. Artık o iOS Kandil 62.8a712 kodunda biri. Yaşını da yuvarlayabilirim. 37 değil, 30 ile 39 arasında. Adresleri de gruplama yöntemiyle yapabilirim. Mesela Sonen Allerstrasse yapabilirim ya da sadece Berlin yapabilirim. Bu durumunuza göre eğer bu sokakta çok fazla insan yaşıyor ve veriniz çok anlaşılabilir bir haldeyse bir cadde adı yerine şehir adını da kullanabilirsiniz. Hatta ülke ismini bile kullanabilirsiniz. Geliriz çok çeşitli ülkelerdense. Sizin neyse işinize yarayacaksa aslında. Son oturum zamanında da rastgele bir gürültü eklenmiş burada. Bu da işte 50 günlük bir gürültü. 50 gün önüne arkasına ekleyerek son oturum zamanında kimliksizleştirebilmişiz. Bu da IP adresi. IP adresi insanların bulunduğu bölgeyi dahi bilgisini verebilen bir adres olduğu için bunu çıkarmak, omit etmek kullanılmış burada. Bunlar da kimliksizleştirme yöntemleri. Şimdi son maddemiz erişim denetimi yapabiliriz demiştik. Hassas veriye erişim arşiv sistemleri tarafından kontrol ediliyor. Bunlar repozitori deniyor bunlara. Hepsinde farklı verinin hassasiyetine göre farklı yöntemler var. Farklı erişim yöntemleri var. Bu veriyi de kontrollü bir şekilde erişime açabiliyoruz. Açık erişim aslında bizim açık bilimden bahsettiğimiz ve istediğimiz, beklediğimiz şey açık erişim. Veriyi paylaşmak için her sahibinden onam aldık. Ve veriyi de tekrar tanımlanma ihtimali son derece düşük bir şekilde buraya koyabiliyoruz. Veri herhangi bir kayıt gereksinimi olmadan açık lisanslı olarak indirmeye ve çevrimiçi kullanmaya açık oluyor açık erişimde. Ama korunaklı erişim, yani bu hassas veri de her zaman olmuyor açık erişim söylediğimiz gibi. Korunaklı veri sahibinin sınırlı onama alınmış veya hatta verinin tekrar tanımlama ihtimali de hala oldukça düşük. Böyleyse veri kayıtlı ve son kullanıcı lisansı almış. Kullanıcıların sadece indirimine ve çevrimiçi kullanımına açık oluyor. Bunlar kayıtlı sisteme kayıt olmuş ve lisans almış kullanıcıların erişimi açık oluyor. Aslında detaylı olan ve en yapılamayacağı yapan kontrollü erişim. Veri uzakta ve veya güvenli bir odada, safe room dediğimiz odalarda bulunuyor. Ve araştırma önerisi onaylanmış hatta. Veri kullanımı üzerine eğitim almış ve yetkili. Kimliği doğrulanmış sadece kullanıcıların erişimine açık oluyor. Şurada SafeBoot'un güvenli odalarını görüyorsunuz. Buraya gidip verinizi üzeriniz aranarak, yanınıza telefon bile alamadan gidip burada verinin üzerine çalışabiliyorsunuz ve yanınızı alıp götüremiyorsunuz. Yanınıza bir flash disk ya da herhangi bir şekilde veriyi dışarı çıkartamıyorsunuz. Sadece orada işleyip sonuçlarınızı alıp çıkabiliyorsunuz. Bu SafeBoot ama her zaman böyle değil. Data Safe Haven uzaktan erişime de yapılabilen bir metodu. Şimdi yüksek güvenlik gerektiren durumlardan bahsedeceğim. Özel nitelikli kişisel veriler dedik. Bunlar işte kişinin ırkı, işte cinsel hayatı, biyometrik ya da genetik verileri, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, sağlığı gibi veriler, özel nitelikli kişisel veriler. Şimdi yayınlandığında da önemli ölçüde negatif bir etki yaratacak verilerde yüksek güvenlik önlemi gerektiriyor takdir ederseniz ki. Anonim veya pseudonimize edilemeyeceğimiz bazı veriler var. Bu da mesela bazı videolar olabilir. Pseudonimize edemeyeceğimiz ya da genetik verileri de aslında pseudonimizasyonu zor. Anonimleştirilmesi de imkansız. Kısıtlayıcı bir ticari araştırma konu sözleşmesi altında bulunan gizli veriler ya da veri sağlayıcının yüksek güvenlik önlemi talep ettiği veriler mesela NHS böyle yüksek güvenlik önlemi talep edebiliyor. Peki hassas veriyi açık rıza olmadan paylaşmak mümkün mü? Açık rıza elimizde yok. Evet mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunların aşağıdakilerin tümü varsa bu şekilde paylaşabilir, bir şekilde paylaşabiliriz. Onu da anlatacağım. Onama almak artık mümkün veya pratik değilse, çok
eskiden alınmış, tarih öncesi diyeyim. Yani o zamanlar onamın konuşulmadığı dönemlerden kalan bir veri olabilir bu. Ya da çok yüksek sayılara ulaşılmış ve artık bunu pratik olarak tekrar insanlara bulmak imkansızsa. Veri kimliksizleştirilebilmişse, bunları analize edebilmişsek, yayınlamak ve paylaşmak hiçbir şekilde bir zarara sebebiyet vermiyor ya da araştırma katılımcılarının ayrımcılığa uğramasına yol açmıyorsa, veri toplanırken kullanıcılardan alınan onamda veya bilgi notunda şöyle bir ifade yoksa bu veri kesinlikle paylaşılmayacak, hiç kimseye verilmeyecek ya da hemen yok edilecek, bu tarz bir engel teşkil edecek durum yoksa. Veri kontrollü bir erişimle, en son bahsettiğim şekilde yani, ancak o şekilde paylaşılabilir. Peki, veri sizin tarafınızdan toplanmadıysa ne yapabilirsiniz? Çoğu durumda kimlik hakkınız yoksa veriyi yayınlayamazsınız. Ama bazı durumlarda hala bu mümkündür. Eğer veri sahibi veriyi tekrar yayınlanabilir şekilde paylaştıysa, bunlar Creative Commons lisansları da olabilir, bu şekilde paylaştıysa, herkesin kullanımına ve tekrar yayınlamasına açık bir lisans aldıysa veya veri yayınlamak için uygun bir telif hakkı ile satın aldıysanız yayınınızı, siz de yayın yapabilirsiniz. Ama yine de paylaşırken bunu sorumlu ve saygılı davranmakla yükümlüsünüz. Ya da veri koruma mevzuatının yasal gerekliliklerini siz de karşılamak zorundasınız. Uygun bir lisansla bunu yapmak zorundasınız. Ve katılımcıların mahremiyetini de korumalısınız. Bu da sizin bir zorunluluğunuz. Tamamen paylaşım mümkün değilse bile. Bunların hepsini denediniz. Tüm veri size ait değil ama ötekisi olmadı, bu olmadı. Bir şekilde bunu yine de açık bilme katkıda bulunacak şekilde paylaşabilirsiniz. Bunun da bir yolu üst veriyi, metadata'yı paylaşmak. Ben buraya bir örneğini koydum. Avustralya'da kadın sağlığı ile ilgili yapılan bir survey'in sonuçları paylaşılmış metadata olarak. Üst verisini paylaşabilirsiniz. Bu data şu insanlarla ilgili şu kadar bir zamanda, şu şartlarda toplandı gibi bir üst veri paylaşabilirsiniz her zaman. Bu da size görünürlük kazandırır. Bu da diğer insanlara fayda sağlar ve sizin için de her türlü faydayı, açık bir katkıda bulunmanızla ilgili sağlar. Şimdi veri erişim beyanından bahsedeceğim. Bunu da ben çevirdim. Data Access Statement diye geçiyor. Bunu yayınlarınızda bir paragraf, bir cümle olarak belirtmeniz gerekiyor aslında. Bu tüm araştırma yayınlarında vereye nasıl erişileceğini ya da nasıl erişilemeyeceğini, neden erişilemeyeceğini anlatan bir ifade olmalı. Örnek, bu makalenin temelini oluşturan veriler ticari gizliliği korumak adına ortaklarımızla yapılan anlaşma uyarınca mevcut değildir gibi. Yani bunu neden ulaşamıyoruz? Veriyi paylaşmadım ama bir sebebim var. Bunun bir açıklaması. Bu da Data Access Statement diye geçer ve makalelerin içerisine koyulabilir. Yani koyulmalı daha doğrusu. Burada Imperial kalışta daha fazla örneğini bulabilirsiniz. Bunlar benim kişisel kontak verilerim. LinkedIn hesabım, beni ekleyebilirsiniz. E-mailimden istediğiniz zaman yazabilirsiniz. İlk başta da bize ait, kendi kurumuma ait Research Data Management sayfasına erişebilirsiniz. Çok teşekkür ederim sorularınızı tekrar. Çok teşekkür ederim sevgili Özlem. Muhteşem bir sunumdu. Birçok detayı yine görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Bizim de alacağımız çok fazla yol olduğunu bir kere daha yakından görmüş olduk. Umarım bu adımları da biz de gerçekleştirebiliriz. Bu adımları biz de öğrenebiliriz. Bu ülkemizdeki bütün üniversiteler için geçerli aslında. Biraz zaman alacak. Çok kolay olmadığını biliyorum. Ama iyi ki sizler varsınız. Her zaman yanımızdasınız. Gerektiği zaman sorabileceğimiz birilerinin olması gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim tekrar. Sırada sevgili Yasemin var. Yine 2 yıldır, belki de 3 yıldır, belki de bu konulardaki, Avrupa'daki ilk tanıdığımız, elimiz ayağımız olan bir arkadaşımız. Her sıkıştığımızda kapısını çaldığımız bir arkadaşımız. Geçen yıllarda biz beraber aslında veri yönetimiyle ilgili küçük çalıştaylarda yapmıştık Yasemin'le beraber. Bugün de Yasemin biraz önce Özlem'in anlattığı konularda Delft Teknik Üniversitesi'ndeki iş akışları nasıl yapılıyor, onlar bu konularda neler yapıyorlar
bize canlı örneğini anlatacak. Söz sende Yasemin. Önce kendini de bir kısaca tanıtırsan çok sevinirim. Tabii ki. Bir yandan da sunumumu paylaşıyorum. Şu anda görüyor olmanız lazım. Eğer göremiyorsanız lütfen. Geldi, geldi, geldi Yasemin. Şahane. Merhaba. Tekrardan sizlerle beraber olmak çok güzel. Pandemi sebebiyle direkt fiziksel olarak bir araya gelemiyor olsak bile şu anda hepimiz kendi iş yerimizden ya da evimizden bir şekilde bir araya gelebiliyoruz. Bu da tabii güzel bir imkan. Ben öncelikle hem Gültekin hocama ilk başta bu konuda araştırma veri yönetimi konusunda hep ve açık bilim konusunda sürekli düzenlediği hem etkinlikler olsun hem bu konuyu sürekli gündemde tutarak hepimizin de faydalanabiliyor olmasını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ve bu bence kayıt sayısından da gördüğümüz üzere çok fazla ilgi olan bir konu. Bu da çok güzel. Ve bu bu şekilde güzel ve kapsamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde katkısı geçen hem bütün organizasyon ekibine hem de bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Size de vakit ayırıp katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Az önce biz Özlem hocamın verdiği sunum sayesinde aslında kişisel araştırma verisi konusunda hep beraber aydınlandık. Çok teşekkürler Özlem. Ayrıca Zafer hocama da çok teşekkür ediyorum onun da güzel sunumu için. Ben yani bu Özlem'in sunumunda da hepimizin de gördüğü gibi aslında burada ciddi sorumluluklar var. Yalnızca araştırmacının üstünde değil, bu sunumunda bunu belirttiğini düşünüyorum. Bir organizasyon olarak kişisel araştırma verisi konusunda bütün paydaşların üzerinde ciddi sorumluluklar var. Ve ben bunun örneği olarak biz kendi üniversitemizde, DAV Teknik Üniversitesi'nde nasıl bir iş akışı geliştirdik bunu anlatmak istiyorum. Yansıtılarımı açık erişimli olarak ulaşabilirsiniz. Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse, ODTÜ Biyoloji'de lisansımı yaptıktan sonra Hollanda'ya gelerek moleküler biyoloji ve genetik alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı gerçekleştirdim. 2018 yılından beridir de DAV Teknik Üniversitesi'nde veri yöneticisi olarak çalışıyorum. Peki veri yöneticisi olarak ne yapıyorsun derseniz aslında iki ile üç arasındaki oturumumuzda da mutlaka bekliyoruz. Orada da zaten daha detaylı anlatacağım. Yansılarına da ulaşabilirsiniz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse DAF'taki veri yöneticileri araştırmacıların araştırma veri yönetimi ve araştırma verisi ile ilgili her türlü soruları için danışabildikleri uzmanlar. Mesela nedir, ne tarz sorular, güvenli veri saklama ve paylaşma, veri arşivleme, veri yönetim planları konusunda öneri ve destek, fon veren kuruluşların ve yayıncıların veri erişilebilirliği konusundaki politikalarına uygunluk konusunda destek, veri ve yazılım yönetimi konusunda destek, eğitimler ve şimdiki sunumumda anlatacağım gibi kişisel veri araştırma verisi konusunda da ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Zaten aslında Özlem Hocam çok detaylı ve güzel bir şekilde anlattı. Ben yalnızca eğer şu anda katılanlar varsa çok kısa bir şekilde biraz geri plan bilgisini vermek istiyorum. 25 Mayıs 2018'de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü yürürlüğe girdi ve bu tüzük kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralları belirliyor. Daha önce yok muydu bir tüzük? Elbette ki vardı. Ama bu tüzüğün farkı bireyleri kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi haline getiriyor olması ve hak ve kanun ihlalleri durumunda kişisel verileri işleyen kurumlara yüksek para cezaları getiriyor olması. Tekrardan bunu detaylı anlatmama gerek yok bence ama nedir kişisel veri? Kimliği belirli veya belirlenebilir bir bireye ilişkin herhangi bir bilgi. İsim, kimlik numarası, konum verileri ve benzeri. Yine daha detaylı bilgi almak isterseniz Özlem Hocam'ın sunumunu kaçırdıysanız kaçırmayın. Lütfen kaydını da izleyin. Orada zaten o da anlattı hassas kişisel veri nedir diye. Kısaca olarak mesela ırksal veya
etnik köken, siyasi görüşler, dini ve felsefi inançlar, genetik veriler, sağlıkla ilgili veriler, sendika üyeliği, cinsel yaşamı veya cinsel yönelimle ilgili veriler gibi tanımlayabiliriz. Bu tarz kişisel verilerin GDPR'a uygun olarak işlenmeleri için de ek önlemler alınması önemlidir. Mesela şifreleme veya anonimleştirme gibi. Peki biz üniversitemizde nasıl bununla başa çıkıyoruz? Öncelikle bütün paydaşlar olarak bir araya geldik. Kim peki bu paydaşlar? Kütüphane Araştırma Verisi Desteği ekibi, fakülte sekreterleri, veri yöneticileri, bilgi işlem kapsamında çalışan veri koruma ve gizliliği görevlileri, bilgi güvenliği görevlisi, etik kurul ve daha da başkalarıyla bir araya gelerek bir iş akışı geliştirdik. İş akışının aslında üç temel adımı var bu iş akışının. Kişisel veri işleyen ve gönüllü katılımcılarla çalışan bütün araştırma projelerinin fakülte veri yöneticisinin desteğiyle bir veri yönetim planı hazırlaması gerekiyor. Bu ilk adım. Rakamlama nedense yanlış olmuş olsun. İkinci adım zaten veri yönetim planının parçası olan veri koruma etki değerlendirmesi kontrol listesinin tamamlanması. Yine burada veri yöneticisinde desteğiyle araştırmacı bunu yapıyor. Ve üçüncü adımda da etik kurula başvuru yapılması ve bu etik kurula başvuru aşamasında da araştırmacı etik kontrol listesini tamamlıyor, veri yönetim planını ekliyor ve bilgilendirilmiş onam formunu ekleyerek başvurusunu gerçekleştiriyor. Bazı projelerde ise ek adımlar gelebiliyor. Mesela eğer katılımcıları risk oluşturabilecek veri işlemesi katılımcılara herhangi bir risk oluşturabiliyorsa veri koruma etki değerlendirilmesinin tamamlanması gerekiyor. Burada veri koruma ve gizliliği görevlileri devreye giriyor ve araştırmacıya yardımcı oluyorlar. Veya birden fazla mesela organizasyonla ortaklaşa çalışıyorsunuz. Ve bu organizasyonlar arasında verinin transfer edilmesi gerekiyor. Bu durumlarda veri işleme sözleşmelerinin oluşturulması gerekiyor ve bunda da yine veri koruma ve gizliliği görevlilerinin desteğiyle yapılıyor bu. Ayrıca katılımcılara mesela etik olarak herhangi bir risk oluşturabilecek durumlar olması durumunda da detaylı bir etik kurul başvuru formunun gönderilmesi gerekiyor. Şimdi ben biraz daha detaylı göstermek, yakından göstermek istiyorum. Nasıl yapıyoruz biz bu iş akışını? Birinci adım olan veri yönetim planının oluşturulması için biz DMP Online platformunu kullanıyoruz. Daha önce de bahsi geçti zaten DMP Online platformunun nedir? Edinburgh'ta yer alan Dijital Küratörlük Merkezi'nin veri yönetim planı oluşturma ve paylaşma için kurduğu bir platform. Verdiğim linkten de ulaşabilirsiniz. Bunu ücretsiz olarak herkes kullanabilir. Ama eğer kurumlar dilerlerse kendi ücretli kurulumlarını gerçekleştirebilirler ve bu şekilde kendi veri yönetim planı şablonlarını, rehberlerini ve örnek cevaplarını ekleyebilirler. Benim birazdan göstereceğim örnek bu tarz bir kurulum. Bu nedenle de kendi rehber ve örnek cevaplarımız mevcut. Eğer dilerseniz DMP Online sitesinde araştırmacının açık arayışını hale getirdiği veri yönetim planlarını siz de yakından inceleyebilirsiniz ve ayrıca DMP Online'a kendi şablonlarını, veri yönetim planı şablonunu eklemiş olan pek çok fon veren kuruluş var. Bunları da daha yakından inceleyebilirsiniz. Şimdi eğer daha yakından görmek istiyorsanız biz bunu nasıl yapıyoruz bu veri iş akışını DMP Online sitesine girip hesap oluşturup ondan sonra giriş yaptıktan sonra bir plan oluştur seçeneğine tıklarsanız burada organizasyonu Delft Üniversitesi University of Technology olarak seçip sonrasında da bu planla ilgili bir fon veren kuruluş yok seçeneğine tıklarsanız bizim veri yönetim planı şablonumuzu görebilir ve bununla yeni bir plan oluşturabilirsiniz. Planımız şu şekilde, Science Europe veri yönetim planı gereklilikleriyle de uyumlu olan bir plan. Şu anda da mesela Hollanda'nın TÜBİTAK diyebileceğimiz Hollanda Araştırma Konseyi tarafından kabul edilmiş bir plan. Mesela araştırmacılar
projelerinde direkt bizim veri yönetim planı şablonumuzu tamamlayarak Hollanda veri yönetim pardon Hollanda Araştırma Konseyi'nin gerektirdiği veri yönetim planı için onu kullanabiliyorlar. Avantajı nedir derseniz biz kişisel veriyle ilgili epey çok soru soruyoruz. Bu sayede araştırmacı yalnızca bir tane veri yönetim planı oluşturarak hem fon veren kuruluşun araştırma veri yönetimi planı gerekliliğini yerine getirmiş oluyor hem de bizim araştırma verisi iş akışı için gerekli olan planımızı oluşturmuş oluyor. Ayrıca şu anda mesela bütün doktora öğrencileri de bu planı kullanıyorlar. Şimdi ilk sorumuz burada, bu planın hazırlanması sırasında kime danıştınız? Yani bu çok önemli çünkü araştırmacı eğer hani veri yönetimi, veri yöneticisinden destek alması gerektiğini bilmiyorsa da daha bu ilk soruda bunu görüyor. Ve mesela sağ tarafa baktığınızda rehber kısmında diyoruz ki veri yönetim planı desteği için fakülte veri yöneticiniz ile iletişime geçin. Bu linke tıklayarak direkt bizimle iletişime geçebiliyor. Yine sağ tarafta yorum kısmını görüyorsunuz. Burada mesela araştırmacı atıyorum planını hazırladı ve benimle paylaştı. Ben bu yorum kısmında her bir soruya yorumda bulunabiliyorum. Ayrıca ücretli kurulum olduğu için yine biz bu rehberi sağlayabiliyoruz ve yine aynı şekilde kendi örnek cevaplarımızı sağlayabiliyoruz. Mesela buradaki örnek cevap diyor ki şu fakülte veri yöneticisi şu tarihte bu VYP'yi gözden geçirdi. Araştırmacı direkt bu cevabı kopyala yapıştır yapıp gerekli kısımlarında değişiklik yapabiliyor. Özellikle kişisel veriyle ilgili soruları sorduğumuz kısım aslında dördüncü kısım. Legal ve etik gereklilikler hakkındaki kısım. Mesela oraya tıklarsanız ilk sorduğumuz kısım araştırmacınız, gönüllü katılımcılar içeriyor mu sorusu. Yine burada mesela emin değilse bu konuda daha bilgi almak için rehber kısmına gidebiliyor. Ve ayrıca mesela gönüllü katılımcılar içerecekse direkt etik kurulun sayfasına yönlendirilmiş oluyor. Bu arada eğer kurumsal kurulum kullanmıyorsanız da yine de elbette ki dijital küratörlük merkezinin de rehberleri bütün planlar için ücretsiz olan kurulumlarda da bunu görmek mümkün zaten. Şimdi burada ikinci sorduğumuz soru kişisel veriyle çalışacak mısınız sorusu. Yine rehber kısmında detaylı olarak anlatıyoruz kişisel verinin ne olduğunu ve eğer hani çekinceleriniz varsa ya da bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız fakülte veri yöneticisiyle iletişime geçin diyoruz. Ayrıca veri gizliliği görevlileriyle de iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Burada özellikle altını çizmek istediğim nokta aslında bu bir interaktif veri yönetim planı şablonu ve daha az önce bahsettiğim gibi biz bu planı yalnızca bu iş akışı için değil bütün veri yönetim planları için kullanıyoruz. Şu anda bütün doktora öğrencilerimizin veri yönetim planı oluşturması zorunlu. Ancak bu planda kişisel veri yönetimi ile ilgili epey bir soru soruyoruz. Şimdi eğer araştırmacı bu 8A'yı hayır ben kişisel veriyle çalışmayacağım diye yanıtlarsa bu bölümdeki kişisel veriyle ilgili diğer hiçbir soruyu yanıtlamak zorunda değil. Çünkü gördüğünüz gibi hayır cevabı bu plandan 18 soruyu çıkartmış oluyor. Bu da tabii ki bir kolaylık sağlıyor çünkü burada göstereceğim gibi biz kişisel veriyle ilgili epey bir soru soruyoruz araştırmacılarımıza. Mesela neler soruyoruz? Hangi kişisel verileri işleyeceksiniz? Kişisel verisi işlenecek olan kişi kategorilerini listeleyin. Mesela burada savunmasız bireyler, 16 yaşından mesela 16 yaşının altında kişilerin verileri işlenecek mi? Veya hasta verileri mi işlenecek? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Ya da veri Avrupa Ekonomik Alanı dışında paylaşılacak mı? Hangi ülkelere aktarılacak? Kişisel veri işleminin yasal dayanağı nedir? Bunu az önce Özlem Hocam da anlattı. Burada mesela onam formu genelde yasal dayanak oluyor ama bazı projelerde onam formu alınamıyorsa diğer yasal dayanaklar değerlendirilebiliyor. Burada destek alması gerekiyor araştırmacının. Peki bilgilendirilmiş onam prosedürünü nasıl yapacaksınız? Bu formları nerede saklayacaksınız? Ve benzeri bir sürü soru soruyoruz. Yani bu aslında araştırmacılar açısından da tabii aşina olmadıkları için hiç kolay değil. Yine burada o nedenle bir veri yöneticisinin aslında adım adım araştırmacıyla gidip bütün bu soruların yanıtlanması konusunda destek vermesi son derece önemli.
Şimdi ikinci adım olarak bahsetmiştim. Veri koruma etki değerlendirmesi, kontrol listesinin tamamlanması. Bizim burada tespit etmeye çalıştığımız şey kişisel verilerin işlenmesinin veri sahipleri için yüksek bir risk oluşturup oluşturmadığını anlamak. Ve bu nedenle bir kontrol listemiz var. Bu listede eğer araştırmacı en az bir seçenek seçerse veri korumu ve gizliliği görevlilerine danışması gerekiyor. Ve eğer en az iki seçenek seçilirse de kesinlikle bu veri koruma etki değerlendirmesinin tamamlanması gerekiyor. Ve burada yine veri koruma ve gizliliği görevlilerimiz destek sağlıyorlar. Kısaca da bahsetmek istediğim son bir nokta aslında GDPR bütün organizasyonların kişisel veriyle çalışma aktivitelerini kayıt altına almalarını talep ediyor. Biz burada bu amaçla veri yönetim planlarını kullanıyoruz. Araştırma bütün araştırma projelerinde işlenen kişisel veri aktiviteleri bu şekilde veri yönetim planları ile veri yönetim planı hazırlanarak kayıt altına alınmış oluyor. Daha fazla bilgi isterseniz hem linkleri sağladım hem de daha önceki yaptığım konuşmalarında bütün yansılarını, video kayıtları hepsi açık erişimli olarak mevcut. Ve sorularınız varsa da tabii ki yardımcı olmak isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili Yasemin. Ne kadar çok detay olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Aslında tamamen bir bilim dalı ve gerçekten özel eğitim alınması gerekiyor ve zaman da gerekiyor bunların hepsini öğrenmek için. Yani umarım biz de bu adımları çok kolaylıkla geçeriz. Bazı sorular vardı. Bu sorulara zaten sen cevap verdiğin sorular olmuş. Birkaç tanesi de ben cevap verdim. Ama şu anda bir soru var. Bir genetik veriyle çalışan bir araştırmacıyım. Konuşmalarda da belirtildiği gibi geniş genetik veriler doğası gereği biyolojik kimlik bilgisi olduğu için anonimleştirilse bile verinin kendisi kişiyi tanımlamaya devam eder. Bu durumda geniş genetik veriler nasıl açık erişimli hale getirilebilir? TÜBİTAK'ın bu konuda hassas genetik verinin paylaşımının KVK ile uyumu konusundaki görüşü, politikası nedir? Genetik veriler için KVK ve araştırma verisine açık erişim arasındaki çelişkiye bir çözüm olabilecek kontrollü erişim konusunda TÜBİTAK araştırmacılarına bir hizmet sunmayı düşünüyor mu? Tabii TÜBİTAK kısımlarına sizin cevap vermeniz zor ama her ikiniz de bu genetik verilerle ilgili bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Ben Özlem Hocam'ı bırakıyorum. Geldiği için teşekkür ederim. Bu arada çok yaşa Özlem. Teşekkür ediyorum. Bu genetik veriler benim üzerine çok çalıştığım aslında nasıl anonimize edilecek, nasıl paylaşılacak konferanslarda ben soru olarak da soruyorum karşı tarafa. Ne zaman böyle bir şeylerden bahsettiniz, siz ne yapıyorsunuz gibi. Bunlara bir çözüm yolu yani paylaşılması ile ilgili bir çözüm yolu arıyorsak da şöyle... Metadatasını, üst verisini paylaşabiliyoruz genetik datanın. Bunu yapabiliriz. Çünkü genetik data kendisi zaten kişisel veri. Yani kendi başına bir tanımlaydı zaten. Ve yapılan araştırmalarda 30 base'i alınan bir genetik verinin sadece 30 base'ini bildiğimiz anda kişiyi tanımlayabiliyoruz. Bu çok çok daha da düşürülebilecek bir sayı eğer mutasyon ve çok az görülen bir mutasyon varsa daha da düşülecek bir sayı. O yüzden de genetik verinin açık olarak paylaşılması, anonimleştirilmesi de mümkün olmadığı için hiçbir şekilde önerilmiyor. Ve kanunda da yasak ama her zaman metadatasını paylaşabilirsiniz. Üst verisine. Erişilebilir yapabiliriz. Bu şekilde de üst verisine erişilebilirler ve verinin sahibiyle ilişkiye geçerek de isterlerse veya verinin sahibi de isterlerse işbirliği yapabilir. Onun dışındaki kısmı son derece riskli diyebiliriz evet. Durumda. Evet. Yine burada bir yorum var. Bu bizden KVKK kapsamında hassas verilerin açık rıza olmadan işlenmesinin istisnaları yani paylaşımın istisnaları 6698 sayılı KVK'nın madde 6'da düzenlenmiştir diye bir yorum gelmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir sorumuz var mı? Şu anda başka bir soru yok zaten. Olanlardan da zaten cevaplanmış.
Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alayım. Ondan sonra bir kısa çay kahve aramız olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum katılımcıların hepsine. Eğer aklınıza takılan başka bir şey varsa oradaki iletişim bilgilerini her zaman, her daim yazabilirsiniz. Dediğim gibi LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Aktif kullanıyorum. Paylaşımlarımı da orada yapıyorum her zaman bir konferansa katıldığım zaman ya da beğendiğim bir şey olursa. Oradan da iletişime geçebiliriz. Yasin, bu arada tebrik ederim. Güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim Azam. Gayet güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Aynen Özlem'in dediği gibi iletişime geçebilirsiniz elbette ki. Ve tekrardan altını çizmek istiyorum. Bu pek çok paydaşın yer alması gereken bir sorumluluk. Yalnız değilsiniz. Burada ne tarz bir iş akışı ya da geliştireceğiniz politikalarda bütün bu paydaşlarla ortaklaşa çalışmayı lütfen unutmayın. Son derece önemli. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Saat 11.45'te görüşmek üzere. Şimdilik kısa bir çay ve kahve arası veriyoruz.